Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Akrep burcuna tarot açılımı yapacağız. Hem renkli olan destemle hem siyah olan destemle devam edeceğiz. Sizden en başta istediğim şey niyetlenmeniz, e, aşk hayatınıza, kariyer durumunuza, eğitiminize, e, maddi durumunuza, arkadaş çevrenize, sosyal hayatınıza ya da beklediğiniz haberlere yönelik niyetlenebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir şeyle alakalı. Ben kartların size verdiğim mesajları okuyacağım. Bu arada okuyacağım derken arkadaşlar kağıttan okumuyorum tabii ki. Tarot falan tarot okuyuculuğu da deniyor ya hani o yüzden bu şekilde söylüyorum bazıları böyle deyince nereden okuyorsun falan yapıyorlar öyle bir şey yok zaten hani okusam bu şekilde konuşma havasında olmaz şimdi dostlar e, kartların size verdiği mesajlara bakmak istiyorum özellikle size karşı hani ne yapmanız gerekiyor ne yapmamanız gerekiyor e, hangi konularla alakalı olumlu dönüşler yanıtlar alacaksınız hayatınıza neler bekliyor bunlarla alakalı bir açılım yapmak istiyorum genel anlamda yapacağım ve kartların size verdiği mesajları söyleyeceğim Önce renkli olan destemi karıştırmak istiyorum. Şöyle siyah olanı kenara alıp ben bu videoyu izleyen, beğenen ve kanalıma abone olan bütün akrep burçlarına niyetleniyorum. Sizden de istediğim şey arkadaşlar, merak ettiğiniz şeylerle alakalı bir gözünüzü kapatıp niyetlenmelisiniz. Şöyle Bir kez daha niyetlenmenizi istiyorum siyah destemi karıştırırken Evet arkadaşlar şimdi açılımımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle ilk kartımızın verdiği mesajla başlamak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, ilk kartımın bana verdiği mesaj bir başarı elde edeceğiniz ancak şöyle ki bu başarıya karşı yüzünüzü dönmeniz gerekiyor. Gerçekten yakın zamanda hayatınıza alakalı yaptığınız şeylerin harcadığınız zamanın, verdiğiniz fiziksel olarak verdiğiniz emeğin karşılığını alabileceğiniz günlere. Doğru ulaştığınızı görüyorum. Yakın zamanda güzel bir haber alabilirsiniz. Bir terfi haberi olabilir. İş hayatınızla alakalı bir başarı yakaladığınıza dair bir haber, güzel bir müjde olabilir. Ya da arkadaşlar, e, maddi durumunuzla alakalı size güzel bir kısmet yakında gelecek olabilir. E, bu şekilde gerçekten kartların genel anlamda baktığımda alacağınız bir haberi görüyorum. Gerçekten uğraştığınız, çaba sarf ettiğiniz, emek verdiğiniz bir konu var. Bunun işiniz mesleğiniz, eğitiminiz, para durumunuz ya da arkadaşlar duygusal anlamda etrafınızda olan bağ, evliliğiniz, ilişkiniz, aile ilişkileriniz olabilir. Gerçekten uzun zamandır uğraştığınız, çaba sarf ettiğiniz ve çok 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 önem verdiğiniz, yüksek bir tecrübeye sahip olduğunuz bir olgu var. Bu olguyla alakalı yakın zamanda gerçekten tecrübelerinizi çantanızın içine koyarak yakın zamanda yeni bir yol ilerleyeceğinizi ve artık bu tecrübelerinizin karşılığını alacağınızı, diktiğiniz ağaçtan meyve alacağınızı görüyorum. Gerçekten önümüzdeki zamanlarda güzel haberlerin geleceğini, maddi olarak rahatlayacağınızı, eğitim açısından yükseleceğinizi ve kariyer alanında da yine aynı şekilde başarı yakalayacağınızı görüyorum. Sadece şöyle bir durum var ki bu biraz daha şu anki durumunuz için ee, birazcık kafanızın karışık olduğunu, iç dünyanızın fazla sesli olduğunu, bir türlü ona kulak veremediğinizi, kulak verdiğiniz zamanda da bu sesin, bu ses yoğunluğunun, bu düşünce fazlalığının sizi rahatsız ettiğini görüyorum. Birazcık iç dünyanıza dalıp biraz kendinizi sakinleştirmeye çalışacağınız, biraz kendinizi dinleyeceğiniz, seçimlerinizi gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz bu dönem içerisinde dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi geçmişe odaklı kalmayıp geçmişe bağlı kalmayıp biraz daha önünüze bakmak. Örneğin ee, hani geçmişte bunu yaptım bir daha bunu yapayım hiç böyle şeylere gelişmeyeyim ya da işte korkuyorum adım atmaktan korkuyorum yeni bir şehre gitmekten korkuyorum evimi taşımaktan korkuyorum gibisinden ya da yeni bir araba almaktan korkuyorum gibisinden ufak tefek korkularınız var ancak e, benim size tavsiyem bu zamana kadarki tecrübenizi kullanarak bu yolda da devam etmeniz olacaktır çünkü gerçekten elinize geçecek olan maddi kazanç kariyer anlamındaki kazanç ve eğitim anlamındaki kazanç sizin bulunduğunuz şehirle bütünleşmenizi sağlayacak. Eğer şu an bulunduğunuz şehir hani derken şu anki olduğunuz şehirden bahsetmiyorum. Farklı bir şehire taşınacak olabilirsiniz. Çünkü gerçekten sadece ruhsal anlamda değil fiziksel anlamda da bir yolculuk görüyorum. Bu şehir taşıma olmasa bile ev değişikliği olabilir ya da evlerle, evle alakalı yapacağınız herhangi bir şey olabilir. Yerinizle bulunduğunuz yerle alakalı yapacağınız birkaç işlem görünüyor. Bunları halledeceğinizi görüyorum ve bunları hallederken geçmişe yönelik kararlar almayacaksınız. Tamamen yenilikçi olacaksınız. Yeni şeylere karşı niyetlenerek alacağınız kararları görüyorum. Bu yine aynı şekilde okul yerinizin değişikliği ya da iş yerinizin değişikliği ve benzeri gibi durumlarda olabilir. Yani gerçekten olduğunuz durumdan başka bir duruma gitmeniz var. Bunun da gerçekten sizin için hayırlı olacağını görüyorum. Ki zaten baştan belli hayırlı olacağı. Çok daha bulunduğunuz yerden güzel bir yere gideceksiniz güzel bir yolculuk yapacağınızı görüyorum. Dediğim gibi bu yolculuk hem ruhsal anlamda olacak hem de böyle maddi anlamda ev taşıma şehir değiştirme, ilçe değiştirme belki mahalle değiştirme her şey olabilir. İş yerini değiştirme, okul yerini değiştirme gibi böyle bir yolculuk görünüyor. Bunun sizin için çok daha hayırlı olacağını görüyorum. Zaten uzun zamandır istediğiniz, kafanızı planladığınız bir şeydi. Özellikle önümüzdeki zamanlarda ee, birazcık ee, ne denir buna devlet işleriyle alakalı sıkıntılarınızı halletmek için emek vereceğinizi çaba sarf edeceğinizi görüyorum. Birazcık resmi şeylerle ilgileneceğinizi bunları halletmeye çalışacağınızı işe bu şekilde başlayacağınızı görüyorum. Çünkü şu an yapacağınız gerçekten önünüzde bir yol var. ilerleyeceğiniz bir yol. Bu yol e, bu yola başlamanız için öncelikle ufak tefek resmi şeyler ya da hayatla alakalı yani yapıp halletmeniz böyle bir artık Kapatmanız gereken bir defter var. Onu halledeceksiniz. Bu işte dediğim gibi bu defterde de yapmanız gereken ufak tefek ıvır zıvır ayağınıza takılan ufak tefek işler var. Bunları halledeceğinizi, onun ardından da gayet kendinizden emin bir şekilde bu önünüzde açılan kapıdan, önünüzde açılan yoldan ilerleyeceğinizi görüyorum. Yakın zamanda ee, böyle bebek haberi gibi ya da ne denir, herhangi bir şey için böyle bir kısmet haberi. Bir kısmet geleceğini görüyorum. Gerçekten şansınızın artacağı bir döneme giriyorsunuz. Yakın zamanda bir kısmet haberi görüyorum arkadaşlar. Eğer ilişkiniz yoksa yakın zamanda ilişkinizle alakalı bir gelişme olacak. Aşk hayatınızla alakalı daha doğrusu ilişkiniz yoksa geçmişle olan kişileri tamamen unutmanız gerekiyor. Unutacaksınız önümüzdeki haftalarda artık geçmişe tamamen sünger çekeceksiniz çünkü yeni gelen kısmet çok çok değerli olacak sizin için gerçekten tam size layık tam sizin kafanızın uyuşabileceği bir kısmet geliyor. Eğer ilişkiniz varsa ilişkinizin kıymetini güzel bildiğinizi görüyorum ve aynı zamanda önünüze açılan bu yolda ilişkide bulunduğunuz kişinin sizi destekleyeceğini bu duygusal bağınızın bu şekilde daha güzel ilerleyeceğini ve birlikte bu yola adım atacağınızı görüyorum yoldan kastım az önce anlatmıştım tekrar tekrar söylemek istemiyorum eğer Merak ettiğiniz yani anlayamadığınız bir nokta varsa yorumlarda belirtirseniz tekrar söylerim size. Ee, dediğim gibi bu manevi ya da maddi önünüzde açılan kapıdan, kısmetten, yoldan ilerleyişinizde eşiniz ya da sevgiliniz ya da nişanlınız yine sizin yanınızda olacak. Dediğim gibi geçmişteki insanlara kafayı takmayın. İlişki açısından, aşk açısından geçmişteki insanlarla bağlantınızı kesin. İlişkisi olmayanlara söylüyorum bunu. İlişkisi olanlarda geçmişten sizi rahatsız eden ya da sizi birkaç kayba uğratan ee, size belki ihanet etmiş olan birkaç arkadaşınız ya da yüz yüze bakmak ol, bakmanız gereken birkaç insan. O insanlarla bağlantınızı tamamen kesmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda sosyal hayatınızı daha çok güvendiğiniz, daha çok böyle tanıyabildiğiniz insanlarla devam etmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Yakın zamanda bir kutlama görüyorum. Bu kutlamada da e, yüksek ihtimalle elinize gelen bu başarıdan kaynaklı olan bir kutsal bir kutlama olacak. Bu kutlamayı şöyle söyleyeyim yakın çevrenizle yapacaksınız. Öyle herkes gelmeyecek. Yani gördüğüm kadarıyla sosyal çevrenizi böyle bir azaltacaksınız. Ve artık az ve öz insan olsun hayatım diyerek devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Böyleydi arkadaşlar. Umarım size faydalı bir fal olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar gördüklerimi hissettiklerimi söylemeye çalıştım size. Ee, bu fal çeşidinin bu şekilde bakmamı beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir faldı bence. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten birçok şeyin karşılığını alacağınız, birçok emeğinizin karşılığını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yani Akrep burcunun en büyük özelliği şu an için bu şekilde görünüyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.